Bu eğitimimizde dinamik olarak değişebilen resimli grafiklerin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhabalar, Excel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda hep birlikte görsel bir grafik tasarlayacağız. Bu şekilde raporlamalarımızı daha görsel hale getirmiş olacağız hep birlikte. Aynı zamanda da aslında grafiklerimizi okuyan kimseler için de grafiği daha okunabilir hale getirmiş olacağız. Bu grafiği oluşturabilmek için öncelikle böyle küçük bir tablo yapmamız gerekiyor. Tablomuzun kolonları cinsiyet ve yüzde, kolon adları bu şekilde ve değerleri de erkek kadın olarak iki değeri var. Yüzdeye de istediğimiz yüzdeyi yazabiliyor olacağız. Dilerseniz burada ilk önce buradaki iki tane hücrenin veri tipini yüzde şeklinde değiştirelim. Bunun için buradaki iki hücreyi seçiyorum faremle ve giriş sekmesinde bulunan sayı grubundaki biçimlendirmelerden yüzde biçimlendirilmesini seçiyorum. Bunu seçtikten sonra ben buraya herhangi bir rakam girdiğim zaman artık yanında yüzde işareti olacaktır. Eğer bu iki tane basamağı ben görmek istemiyorsam bunu da şu şekilde yapıyoruz. Tekrar iki hücreyi seçiyorum ve yine sayı grubunda burada iki tane sayıların ondalıklarını ayarlayabileceğimiz düğmeler var. Buradaki düğmeye iki defa bastığım zaman ondalıklarımız kaybolacaktır. Ben erkeğin yüzdesine %35 yazdığım zaman kadının yüzdesinin de %100'e tamamlanmasını istiyorum. Yani erkek %35 iken kadın da %65 olsun. Bunu şu şekilde yapacağız. Buradaki kadına karşılık gelen hücreye geliyorum ve eşittir 1 eksi yazıyorum ve buradaki hücreyi seçiyorum. Ctrl Enter'a bastığım zaman 1'den 0.35'i çıkartınca 0.65 kalacağı için burada %65 algılamış oldu programımız. Ben şimdi erkeğin yüzdesini değiştirmem yeterli olacak. Örneğin 52 yazdığım zaman buraya Enter'a bastığım zaman otomatik olarak kadınınki %48 olacak. %100'e tamamlamış olacak. Böyle bir yapılandırma yaptıktan sonra tablomuzu seçiyoruz. Daha sonra ekle sekmesinde bulunan grafik türlerinden sütun grafikleri seçiyoruz. İlk sütun grafiği seçiyoruz. Bu sütun grafikten bazı grafik öğelerini kaldıralım. Örneğin şuradaki yüzde göstergesini kaldıralım. Bunun için üstüne bir defa tıklıyorum ve delete tuşuna basıyorum. Kalkmış oluyor. Arkadaki çizgileri de dilersem kaldırabilirim. Bunun için üstüne bir defa tıklıyorum ve delete tuşuna basıyorum. Bu şekilde arkayı biraz daha temiz bir görüntü olmuş oldu. Daha sonra dilersek buraya bir grafik başlığı da belirleyebiliriz. Fakat bu örnekte ben bir grafik başlığı belirlemeyeceğim. O yüzden buradaki grafik başlığını da seçip delete tuşuna basıyorum. Şimdi yalnızca elimizde iki tane sütun kalmış oldu. Buradaki grafiği biraz küçültmek istiyorum. Ve konumunu şöyle hemen altına alalım. Şimdi buradaki sütunları ben simgesel biçimlerde göstermek istiyorum. Yani erkek sütununda bir erkek simgesi, kadın sütununda da bir kadın simgesi kullanmak istiyorum. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Ekle sekmesinde bulunan çizimler komutunda bulunan simgeler özelliğini kullanacağız burada. İstersek kendi bilgisayarınızdan veya internetten aldığınız resimler için de burada uygulayacağımız işlemleri o resimler üzerinde de uygulayabilirsiniz. Fakat Microsoft Excel'in içinde zaten simgeler bulunmakta. Ben burayı kullanmayı tercih ediyorum bu eğitim videomuzda. Simgelere bir defa tıklıyorum. Bu ekranda görebileceğiniz üzere birçok simgeler var. Bunların uygun olanını siz de kendi çalışma sayfanıza getirip kendi çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir arama kutucuğu var. Bu arama kutucuğuna öncelikle erkek yazıyorum ve aratıyorum. Arattığım zaman gördüğünüz gibi ilk baştaki simgeyi seçiyorum ben. Siz dilerseniz daha farklı simgeler de kullanabilirsiniz. Ve daha sonra çalışma sayfamı bu simgeyi eklemek için ekle butonuna basıyorum. Ve simgem buraya gelmiş oldu.
Aynısını kadın için de yapacağız. Ekle sekmesine geliyorum. Çizimler bölümündeki simgelere tıklıyorum. Bu sefer arama kutucuğuna kadın yazıyorum. Ve ilk kadın simgesini kullanıyorum. Daha sonra ekle tuşuna basarak bu simgeyi çalışma sayfama eklemiş oluyorum. Şimdi bu iki simgeyi grafiğimde kullanmak istiyorum. Öncelikle bu iki simgenin rengini değiştirelim sizlerle beraber. Erkeğinki mavi, kadınınki de kırmızı olsun. Erkek simgenin rengini değiştirebilmek için üzerinde faremle sağ tıklıyorum. Ve burada dolgu rengini açıyorum. Daha sonra güzel bir mavi rengi seçiyorum. Daha sonra kadının rengini değiştirmek için de kadın simgesinin üstüne geliyorum. Faremle sağ tıklıyorum ve dolgu rengini güzel bir kırmızı yapıyorum. Bu şekilde iki farklı simge oluşturmuş olduk. Şimdi kadın simgesini burada kullanmak istiyorum. Erkek simgesini de buradaki çubuğun yerinde kullanmak istiyorum. Bunun çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Öncelikle kadın simgesini yerleştirelim buraya. Kadın simgesinin üstüne geliyorum ve Ctrl C'ye basıyorum. Ctrl C'yi arkadaşlar genelde nerede kullanıyoruz? Bir şeyi kopyalamak istediğimiz zaman Ctrl C'yi kullanıyorduk. Burada da aynı işlem geçerli. Buradaki simgeyi kopyalamış oldum şimdi. Daha sonra grafiğime geliyorum ve üstüne bir defa tıklıyorum. Bir defa tıklayınca iki sütunum da seçilmiş oluyor. Ben daha sonra tekrardan kadın sütununa bir defa tıklıyorum. Ve bu sefer sadece bu sütun seçilmiş oluyor. Sadece bu sütunun seçilmiş olduğundan emin olduktan sonra Ctrl V'ye basarak arkadaşlar bu simgemi buraya yapıştırıyorum. Ctrl V'ye basıyorum ve simgem sütunun yerini almış oldu. Aynı işlemi erkek için de yapıyorum. Erkek simgesinin üstüne bir defa tıklıyorum ve Ctrl C'ye basarak bu simgeyi kopyalıyorum. Tekrar grafiğime bir defa tıklıyorum. Yine iki sütun da seçilmiş oluyor. Ben yalnızca erkek sütununu seçmek istediğim için erkek sütunun üstüne bir defa basıyorum. Şimdi yalnızca erkek sütunu seçilmiş oldu. Kopyalamış olduğum simgeyi buraya yapıştırmak için Ctrl V tuşuna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi iki simgeyi de buraya aktarmış olduk. Şimdi erkeğin yüzdesine daha farklı bir değer girelim. Örneğin %45 yapalım. Ve Enter tuşuna basalım. Bastığım zaman grafiklerimin dinamik bir şekilde değiştiğini hep birlikte gördük. Şimdi grafiğimize veri etiketlerini ekleyerek daha okunabilir hale getirelim. Bunun için grafiğimizin üstüne bir defa tıklıyoruz. Ve sağda çıkan artı butonuna tıklıyoruz. Burada veri etiketleri kutucuğunu işaretliyoruz. Daha sonra herhangi bir noktaya tıklıyorum. Bu şekilde grafiğime veri etiketlerimi eklemiş oldum. Şimdi de bu iki simgenin genişliğini biraz arttıralım. Ve bu şekilde daha görsel bir yapı ortaya koyalım. Bunun için grafiğimin üstüne bir defa tıklıyorum. Ve herhangi bir sütun üzerindeyken faremle sağ tuşa bir defa tıklıyorum. Daha sonra veri serisini biçimlendir seçeneğini seçiyorum. Buradaki panelde bulunan boşluk genişliğini %219'dan %0'a çekiyorum. Bu şekilde simgelerimiz daha rahat bir şekilde görünür hale gelmektedir. Bu paneli yukarıdaki çarpı işaretine basarak kapatıyorum. Şimdi tekrar bir deneme yapalım. Erkeğin yüzdesini %65'e çıkaralım ve Enter'a basalım. Grafiğimizin dinamik bir şekilde değiştiğini hep birlikte gördük. Dilerseniz buradaki simgeleri silebilirsiniz. Bir simgeyi silmek için üstüne tıkladıktan sonra Delete tuşuna basmamız yeterli. Kadın simgemizin üstüne de tıklayarak Delete tuşuna basıyorum ve çalışma sayfamdan bu simgeleri silmiş oluyorum. Siz de bu tekniği kullanarak grafiklerinizi
daha görsel hale getirebilir. Grafiklerinizde simgeler kullanarak raporlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıdaki linklere tıklayarak bu çalışma dosyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Diğer linklerden de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizde daha fazla kaynak olduğunu da söyleyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.